Merhabalar arkadaşlar, yine aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet, hemen sizlere iplerimi ve yazmamı tanıtarak başlayayım. 3 rengim var. 3'ünün markaları da Altın Başak 50 numara. Yazmam markası Cenk. Evet, hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet, modelimizin alt kısmını bu şekilde yapıyoruz. Ben bir tanesini yaptım. Şimdi hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek kalan kısımları, alt kısmını beraber yapalım. Birinci zürafamıza batarak burada hemen şu kısmı oluşturalım. Fil dişinden sonra bir tane boş zürafa yapıyoruz. Zürafamın başına geri dönüyorum. Zürafamızın içine tekrar batarak burada 3 tane aynı ebatlarda pırpırlar yapıyoruz. 1 aynı zürafama 2 ve 3. 3 tane pırpırımızı yaptık. Hemen birinci zürafama aşağıya iniyorum. İniş zürafamızı biraz küçük tutalım. Tekrar inmiş olduğum zürafama geri dönüyorum. Burayı da fil dişi yapacağım. Sizler dilerseniz birkaç tane boş zürafa bırakabilirsiniz. Benim gördüğüm modelde hepsi fil dişiyle kaplanmıştı. Hemen birinci zürafama aşağıya iniyorum. İnerken fil dişi oluşturuyoruz. Şöyle iyice ipimizi sıkalım. Bu şekilde ikinci gülümüzü de yaptık. Hemen sıradaki zürafamı batarak zürafa yaptım. Zürafamın başına geri dönüyorum. Tekrar burada fil dişi yapacağız. Arasında 4 tane fil dişi, 1, 2, 3, 4 tane yeterli buldum. Sizler dilerseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Zürafa yapıyoruz. Zürafamızın başına batıyoruz. Zürafamızın başına batarken ipimizi hafif iki parmağımızla tutuyoruz. Hafif bol bırakıyoruz. Birinci zürafaya aşağı iniyorum. 3 tane oldu. Hemen yeni bir zürafa yaptım. Zürafamın tepesine çıkıyorum. Çıkarken hafif ipimizi bol bırakıyoruz. Birinci zürafamıza aşağı iniyoruz. Tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın başına geri dönüyorum. Aynı dönmüş olduğum zürafama batarak yine aynı işlemle burada 3 tane pırpır yapıyoruz. 1 2 ve 3. 3 tane aynı ebatta yine pırpırımızı yaptık. Birinci zürafama aşağı iniyorum. Tekrar zürafamın başına geri dönüyorum. Dönerken hafif ipimizi bol bırakalım. Fil dişi oluşturacağız. Birinci zürafama aşağı iniyorum. Yine inerken ipimizi hafif bol bırakıyoruz. Modelimizin alt kısmını bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Hemen son fil dişimi de yapayım. Sonrasında gülüm için ipimi alıp geleceğim. Evet, bu tarafta iki tane fil dişi yaptım. Bu tarafta iki tane yapmıştım. Bu tarafta da iki tane fil dişi yaptık. Modelimizin alt kısmı bu şekilde olacak. Çok tatlı, güzel bir model olacak inşallah. Hemen ben buradan ipimi keseceğim. Diğer rengimi alıp hemen geleceğim. Buradan birinci yapmış olduğumuz pırpırımıza krem rengi ipimi sabitliyorum.
İki düğümlü ipimizi saplıyoruz. İyice sıkalım. Hemen sabitlediğim pırpırıma batarak burada bir tane şu boyutta pırpır yapıyorum. Tekrar dedim, çeviriyorum, modelimi çeviriyorum. Tekrar aynı pırpırın içine batıyorum. Üstten geçerek buraya iki tane, şöyle iki tane pırpırımızı yaptık krem rengi ipimizle. Tekrar çeviriyorum. Yine aynı pırpırıma batarak üç katlı yapacağız krem rengi pırpırımızı. Üstünden iyice geçerek bozmadan bu şekilde üç katlı yaptım. Hemen buradan ipimi kesiyorum. Krem rengi ipimi kestim. Diğer pırpırıma. Hemen diğer pırpırıma geçiyorum. Diğer pırpırıma da batarak iki düğümle burayı sabitliyorum. Dilerseniz ipinizi kesmeden de geçişinizi yapabilirsiniz. Hemen yine aynı pırpırıma batıyorum. Burada yine birinci de yapmış olduğumuz işlem gibi 3 tane üst üste pırpır yapıyoruz. Keloğlan yapıyoruz. Çevirdim modelimi. Pırpırıma tekrar batıyorum. Üstten bir sefer daha geçtik. Tekrar çeviriyorum. Yine aynı yere batıyorum. Yine üçüncü katımızı da tamamlamış olduk. Buradan da yine ipimi keseceğim. Hemen diğer pırpırıma geçeceğim. Üçüncü pırpırıma da yine aynı işlemi uygulayacağım. İkisine yaptığım aynısını buraya da yapacağız. Aynı pırpırımın içine üç katlı bir kele olan şöyle yapıyoruz. Tekrar çeviriyorum. Bu arada arkadaşlar, Örgüm Aşık'ın kanalıma da desteklediğinizi bekliyorum. Oradan da beni takip ederseniz çok çok sevinirim. Yine Aşkım'ın ana sayfasını tıklarsanız Örgüm Aşık'ımı da bulabilirsiniz. Çok güzel değişik örgü modelleri yapıp paylaşıyorum sizlere. Oradan da dediğim gibi beni takip ederseniz çok çok sevinirim. Evet, hemen bu şekilde ikinci aşamamızı da bitirdik. Hemen ben diğerlerinde kalan iki gülümü de bu şekilde tamamlayacağım. Üçüncü aşama için hemen geleceğim. Evet, bu şekilde ikinci aşamamı diğer geri kalan kısımlarında tamamladım. Hemen üçüncü rengimi üçüncü aşamam için takıp geldim. Buradan yapmış olduğumuz krem rengi keloğlanımıza ipimizi sabitliyoruz. Sabitlediğim krem rengi ipimin içinden geçerek burada pırpırlar yapıyoruz. Bir, tekrar aynı yere, iki, ve üç. Üç tane buraya pırpırımı yaptım. Dilerseniz ipinizi kesmeden hemen diğer krem rengi ipimin içine geçişimi yapıyorum. Dilerseniz sizler de hiç kesmeden geçiş yapabilirsiniz. Sonrasında aradaki ipi keseceğiz. Hemen yine aynı işlemle buraya da 3 tane pırpırımı yapacağım. 1, 2 ve 3. Burayı da 3 tane yaptık. Hemen diğerine geçiyorum. Şöyle krem rengi iplerimin arasından geçerek, ortasından geçerek buradan yine aynı yerde aynı işlem 3 tane pırpırda buraya yapıyoruz.
Lütfen arkadaşlar, modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Emeğime destek olarak da beğenmeyi, yorumlarınıza eksik bırakmazsanız çok çok sevinirim. Yorumlarınız olumlu olumsuz benim için çok önemli. Evet, hemen kısa bir hatırlatmadan sonra buradan ipimi kesiyorum. Aradaki iplerimi de keseceğim, temizleyeceğim. Sonrasında yine aynı renkle diğer krem rengi ipimin içinden geçerek buraya da aynı işlemleri uygulayacağım. Sizler rengarenk yapabilirsiniz. Ben tek renk, alt bir renk, ikinci aşama bir renk, üçüncü aşamada diğer rengimle devam ediyorum. 3 renk toplamda kullandım. Sizler yazmanızın renklerine göre rengarenk de yapabilirsiniz. Hemen diğerine geçişimi yapıyorum. Buradan da aynı işlemle yine 3 tane pırpırımı yapıyorum. İki ve üç. Ben hemen kalan kısımları da tamamlayacağım. Son haliyle ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet, ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın, gerçekten de çok çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. 3 gül yapmayı yeterli buldum. Model çıkardığım için 3 gül yeterli. Azize Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Instagram üzerinde bu modeli bana ulaştırdığı için yapmamı rica ettiler. İnşallah beğenmişlerdir. Buradan da kendilerine sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Evet, hemen sizlere bu modelin fiyat bilgisini vereyim. Bunu ortalama 60-65 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Sizler de dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.